Şimdi arkadaşlar yeraltı suları ve kaynaklardayız. Yağışlarla oluşan suların yer akımındaki kırık ya da çatlaklardan yerin derinliklerine sızarak oluşturdukları su kütleleridir. Bunlar kil manşist üzerinde birikmesiyle oluşurlar ve yeraltı suların oluşumunda da iklim, arazi yapısı, yer şekilleri, bitki örtüsü de etkili elemanlardır. Yeraltı sularının doğal yollar ile yeryüzüne çıktığı yerlere de biz ne diyoruz? Kaynak adı veriyoruz. Evet, ilk kaynağımız yamaç kaynağı. Yamaç kaynağını biz ne diyoruz? Vadi kaynağı diyoruz. Yamaç içinde biriken ve zamanla yamaçtan dışarıya çıkan kaynakları biz ne diyoruz? Vadi kaynağı diyoruz. Vadi kaynaklarının bulunduğu alanlar Türkiye'de oldukça yoğundur. Nedenler ise yüzeyin geçirimli olduğu alanlarda vadi kaynakları bu anlamda Türkiye'de karşılaşabileceğimiz doğal sahalar arasında gösterilecektir. Vadilerin yer altı tabakasını kestiği yerlerde oluşacak kaynaklardır. Sular oldukça soğuktur. Debisi mevsime göre değişir. Karadeniz'de yaygınmış. Ülkemizde en yaygın kaynak çeşidi az önce belirttiğimiz gibi vadi kaynağıdır. Evet arkadaşlar şimdi kaynak türlerinden fay kaynaklarındayız. Fay kaynağı deyince aklımıza öncelikle depremi yoğun olduğu alanlar gelmeli. Nedir peki depremi yoğun olduğu alanlar? Bu kırılmaların yoğun hissedildiği, bu nedenle bu kırıklardan kolaylıkla dışarıya su çıkan alanlardır. Bu suların özellikle nelerdir diye sorarsa öncelikle aklımıza gelecek ilk şey sıcak sulardır. Ve içerisinde bolca ne taşırlar? Mineral taşırlar. Şimdi fay kaynağını ülkemizde en yoğun nerede görürüz hemen Ege bölgesi aklımıza gelmeli. Neden Ege bölgesi? Kırık Kaynaklı yapının en fazla ülkemizde yer tuttuğu alan Ege bölgesi. Bu nedenle bu fay kaynağını en çok göreceğimiz bölgemiz Ege bölgesi olacak öncelikle. Fay kaynağını şekil olarak tanımlamamız gerekirse, görüyorsunuz kırıklı bir saha, kırıklı sahadan magmadan gelen sıcak suyumuz, magmanın ilerleşiyle fay kaynağını takip ederek yeryüzüne ulaşan sıcak su alanlarına biz ne diyoruz? Fay kaynağı alanları diyoruz. Bu anlamda yerin kırıklı olması bize neler verecek, neler getirecek hemen onlara bir bakalım. Debisi mevsime göre değişmez çünkü tamamen yer altından etkileniyorlar. İklim koşullarından yine bu anlamda etkilenmeyecekler çünkü yine yerin derinliklerinden gelecekler. Suları az önce de bahsettiğimiz gibi bol mineral taşıyacak. Ve Ege bölgesinde kırıklı yapının fazla olmasından dolayı oldukça yoğun görülecek arkadaşlar. <laughs>